Herkese merhaba. Denali NanoCube LED 20 litrelik bir tankımız. Bir önceki videomuzda bununla ilgili size bilgi vermiştim. Bir kutu açılımı yapalım istedim. Mini akvaryum, yani NanoCube bir akvaryum. Bu full bir set arkadaşlar. Bunun içerisinde kum, filtre, aydınlatma olarak LED, ısıtıcı yok maalesef. Isıtıcıyı kendim daha öncesinden almıştım. Bunun hakkında da bilgi vereceğim size. Başka ne var? Karides yemleri var. İşte bitki için taban malzemeleri var. Beraber açalım bakalım. Ben de bayağı bir önce açtım, baktım. Şu an içerisinde ne var? Beraber açalım, bir kutu açalım, buna bakalım. Bu arada arkadaşlar, beni desteklemek için kanalıma abone olup beğen ya da yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Başlıyoruz. Bu bildiğimiz kapak. Şimdi bu kapağı kenara bir atalım. İlk önce içinden çıkan malzemelerimize bakalım. Şimdi burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ilk tankımı kurduğumda kullandığım kumlardan bir tanesi. Piyasada farklı çeşitlerde karides kumları var. Ancak ben onlardan almak istemedim. Fiyatlar inanılmaz yükselmiş. Bu akvaryumun içerisinden yaklaşık 2,5-2,5-5 litre çıkıyor. Ben bitki, yani kuma gömülen köklü bitki beslemeyeceğim için bu karides kumlarını mevcut iki tankıma bölerek kullandım. Hatta diğer akvaryuma kullandığım kumum da bu poşetin yarısı kadar zaten şu an için duruyor. Yine marka olarak Denali 0.7 ile 1.2 milimetre büyüklüğünde bir kum. Karidesleri özel bir kum. Tabii ki bitki de yetiştirebiliyorsunuz bu kumun içerisinde. Böyle bir özelliği var. pH'i dengeliyor. Bildiğimiz tipik karides kumlarıyla aynı özelliğe sahip. Tane olarak biraz daha alışagelmişin ufağı. Ben diğer karides kumlarından da kullandım. Onlar tane olarak birazcık daha top top. Bu onlardan birazcık daha küçük. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunu asla yıkamanıza gerek yok. Yani bir sürahiye koyun. Bundan bir kaşık ya da iki kaşık atın içerisine karıştırın. Bir damla toz çıktığını şu an için denk gelmedim. Kendim bunu tecrübe ettim. Piyasada bulabilir misiniz bilmiyorum. Ben kutu içerisinden çıktığı için kullanıyorum. Ben piyasada bu kuma denk gelmedim. Ama çok başarılı bir kum. Görsel olarak da karidina türlerine yer vermişler. Bu demek ki işte karidina türlerinde oluyor. Zaten karidina oluyorsa neokarinde karidesleri de mutlaka oluyordur. Kumumuzu koyalım. Arkadaşlar bu kum 2,5 kilo. Şimdi bakalım neler çıkacak başka içerisinden. Bunun hakkında bilgi vereyim. Bu normalde kutu içerisinden çıkmıyor. Bu elimde fazla vardı benim. Biliyorsunuz EM bir iç filtre. Akvaryumcuda stok olmazsa olmaz, bilirsiniz. Yarın öbür gün hangi dekorun, hangi donanımın, hangi aksesuarın bozulacağını bilemediğimizden dolayı mutlaka stokla gideriz. Bu da bir iç filtre. Bu da duruyor. Bir lepistes akvaryumu, özel tür bir lepistes akvaryumu yaparsam ya da farklı bir tür. Bakalım o zaman tekrar bu konuya değiniriz sizlerle birlikte. Şimdi şundan bilgi vereyim arkadaşlar. Bu kutudan bağımsız, bu EM motor gibi kutudan bağımsız Tetra Proline bir ısıtıcı. 50 wattlık bir ısıtıcı arkadaşlar. Su geçirmez bir ısıtıcı. Bunu da size göstereyim. Görsel olarak çok güzel. Cam olanı da kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Tabii ki bu cam olandan bir derken kat kat daha pahalı bir ürün. Tetra'nın bir ürünü. Ama cama göre daha dayanıklı. Bunu da kullanabilirsiniz. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben kendim kullandım bunu. Bakın çift vantuzlu bir ürün. Yani çok basit. Şöyle anlatayım. Bunu cama yapıştırıyorsunuz.
Daha sonrasından arkadaşlar bu şekilde monte oluyor. İnce, kırılma olasılığı düşük. IPX8 sertifikası almış. Bu demektir ki su geçirmez bir ürün. Gördüğünüz gibi. Bakın bu kullandığım bütün ürünleri size öneriyorum. Ben kullanmadığım ürünü alın kullanın demem. Bir de şunu belirteyim arkadaşlar. Ben bir önceki videomdan da söyledim. Ben bütün malzemelerimi, bütün ürünlerimi para vererek aldığım için, yani kendim cebimden para vererek aldığım için ürünleri nereden aldığıma dair bir reklam yapmak istemiyorum. Bakın bu da bu setin içerisinden sete dahil olarak çıkan bir ürün. Siz de anlamışsınızdır. Bir köşe filtre. 10 litre ile 40 litre arasında kullanabileceğiniz bir köşe filtre. Şelale filtre olarak da kullanabiliyorsunuz. Hemen açalım kutusunu beraber. Şelale filtremiz çıkıyor. Vantuzları çıkıyor. Şelale aparatları çıkıyor. İki tane sünger çıkıyor. Büyük ihtimalle bu süngeri alt bölümünde kullanıyorsunuz. Çünkü altında süngerler var. Biyolojik sünger bunlar. Normal sünger de var içerisinde suyu temizlemesi için. Burada kutusu arkadaşlar. Bu kutusuna yine tekrar ihtiyacımız yok. Yalnız içerisinde bir tane parça var. Bu parça bu içindeki delikleri temizleyeceğiniz bir parçasına kadar çıkıyor. Arkadaşlar çok başarılı bir ürün. Bundan satıldığını ben piyasada gördüm yalnız. Bakıp alabilirsiniz. Fiyatı nedir bilmiyorum. Filtre bu. Nano filtre diye geçiyor. Filtrenin üstünde sağa sola dönen bir bölüm var. Akışı, su akışını istediğiniz yöne buradan çevirebiliyorsunuz. Bunun haricinde üst bölümde bir ayar düğmesi var. Buradan da suyun şiddetini, akış şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Normal prizde çalışabiliyor. Yine IPX8 sertifikasına sahip bir ürün. Denerli'nin kendi orijinal ürünü arkadaşlar. Köşe filtre olduğu için arka tarafı üçgen bir şekilde. Şimdi bu da bu setin içerisinden çıkıyor. Arka fon arkadaşlar. Akvaryumun arkasına yapıştırmak için siyah şeffaf bir arka fon çıkıyor. Bunun çok ayrıntılı anlatılmasına gerek yok. Bildiğiniz arka fon işte. Evet, burada bir kalın bir kutuyla muhafaza edilmiş, tahmin ettiğim şey büyük ihtimalle. Evet, buhar camı arkadaşlar. Şuradan da bakalım hemen. Ambalajlama harika. Bakar mısınız arkadaşlar? Umarım görebiliyorsunuz. Kendi buhar camı. Bunu da şöyle kenara ayıralım kırmadan. Bu aksesuarları yine buraya ayıralım. Kutunun içerisinden kendi ürünlerini tanıtan bazı broşür çıkıyor. Bu broşürlerde ne var arkadaşlar? İşte bizim diyor floresanımız var, ısıtıcımız var diyor. LED'imiz var. Filtre var, malzemelerimiz var. Biliyoruz güzel markasınız. Tebrik ederiz. Bu da çok önemli değil. Akvaryumlarını tanıtıyorlar. Bizim akvaryumumuz bu özellikle çarpmaya dayanıklı falan filan. Nano akvaryumlar için arkadaşlar bu kumun altına seriliyor. Bitkilerin köklerinin sağlıklı ilerlemesi için bir karışım. Bakın arkadaşlar. Bir, yani şöyle söyleyeyim, torf tabanı gibi diye düşünün. Ancak gübreli özel bir karışım. Şuradan daha net gösteriyorum. Gübreli özel bir karışım. Bu kutunun içerisinde
aksesuarlara, malzemelere dahil olarak geliyor. Biz de biliyorsunuz kutudan çıkan şeyi tekrar kutuya sokamayız. Şimdi video esnasında uğraşamayacağım bunlarla arkadaşlar. Malzemeyi anladınız. Neymiş bu? Taban, yani gübreli taban, tabanlık diyeyim. Akvaryum kurmadan önce ilk önce bunu seriyorsunuz. Üstüne bu karides kumunu ekliyorsunuz. Karides kumunu ekledikten sonra bitkilerinizi gömüyorsunuz. Daha sonra bitkilerin kökleri daha sağlıklı ilerliyor, yürüyor, gidiyor. Yemyeşil bir akvaryumumuz oluyor. Umarım herkesin öyle olur. Şimdi şu malzemeleri çıkartalım içerisinden. Bunların hepsi bu akvaryum kutusunun içerisine sığmış arkadaşlar. Kullanma kılavuzları. Dikkat edin, şuna dikkat edin, buna dikkat edin falan filan yine. Arkadaşlar bunlar tahmin ettiğiniz gibi akvaryumun köşelerine takılıyor. Buhar camının üstte durmasını sağlıyor. En son bunlarla ilgili yaparken tekrar konuşacağız, bilgi vereceğim. Bunları böyle elimin altında düzgün bir yere ayırıyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Tam nano filtre, nano akvaryum için nano bir termometre. Çok kibar değil mi? Şöyle göstereyim tekrar. Bildiğiniz cıvalı termometre. Ne söyleyeyim şimdi arkadaşlar? Yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Burada sağ olsunlar Denerle Shrimp King neymiş bu, hemen bakalım. Premium Shrimp Food, yani üst düzey kaliteli karides yemiymiş. İçerisinden bu kadarlık bir karides yemi çıkıyor. Kaç gram? 1 gram arkadaşlar. 1 gramlık karides yemi koymuşlar içerisine. Teşekkür ederiz. Burada da arkadaşlar beraber inceliyoruz bunları. Çünkü ben de tam sizlerle birlikte ilk kez görüyorum. Tam inceleme fırsatını bulmadım. Bu da bir karides yemi. 3 gramlık karideslerin ve işte yengeçlere verebilirsiniz diyor. Bu da böyle bir yem koymuşlar içerisine. En azından 3 gram. Bunun için de teşekkür ediyoruz Denerli'ye. Arkadaşlar görüyor musunuz? Power LED 5. Bunu beraber açalım arkadaşlar. Bunun aynısı bende var. Diğer akvaryumda kullanıyorum bu arada. Yani ne olduğunu biliyorum. Burada ansiklopedi koymuşlar içerisine arkadaşlar. Şuradan kutuyu açıyoruz. Şurada LED demirleri. Kutunun içerisinde bir adaptörü var. Kullandığım için biliyorum. Burada da LED arkadaşlar. Üstü alüminyum. Isıya dayanıklı bir LED yapmışlar. Soketli bir LED bu. Bu da piyasada satılıyor ama çok yüksek fiyat olduğunu ben biliyorum. Bunun kurulu olanı var. Bir önceki akvaryuma bakarsanız kurulumlarda hepsini gösteriyorum. Yine kutuya koymada sıkıntı yaşıyoruz. Tekrar bunu da ayıralım. Kimsenin vakitinden almayalım. Şimdi akvaryumumuzu çıkartalım. Akvaryum ekstra bir kutu yok. Etrafını kendi paketiyle sarmışlar. Bakalım savaşmadan çıkarabilecek miyiz? Şimdi sağından solundan savaşmadan çıkaramıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. İşte arkadaşlar. Evet, kutunun içerisinde şu da var. Kutuya ihtiyacımız yok. Arkadaşlar akvaryum bu. Şurada Denerle nanoküp olarak bilgiyi veriyor size. Son derece kirli şu an akvaryum. Şu şekilde bir
süngeri var. Tabanlık olarak kullanmanız için. Yani akvaryuma şu şekilde koyuyorsunuz. Tabanlığına şu şekilde oturuyorsunuz. Ufak bir düzeltme yapayım. İşte akvaryumumuz bu. Şimdi şunlar köşe aparatları. Bakalım beraber takabilecek miyiz? Evet, bu köşeye. Daha sonrasında bu diğer köşeye. Bu arkaya. Bu aparatlardan bende vardı. Paketli olanı açmak istemedim. Çünkü aynı gibi geldi. Daha sonra şundan şurada parmağınıza zaten tutulabileceğiniz bir yer var. Şöyle göstermek istedim. 20 litrelik bir akvaryum arkadaşlar. Ön taraf tek cam olarak geliyor. Denerle. Kendi orijinal. Bütün malzemelerini de size gösterdim. Şimdi malzemelerini de yanlarına tekrar size bilgi açısından tekrar dizeyim. Akvaryumumuz, üstünde buhar camı var. Buhar camının klipsleri. Bitki için alt taban malzemeleri. İki paket karides yemi. Bir adet nano termometremiz. Köşe filtremiz. Debisini ve suyun yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Bu aradığımız bir özellik. Başka. Benim kendi malzemelerimden bir tanesi. Olmazsa olmaz. Özellikle kış geliyor. Tetra ProLine ısıtıcı. Fiyatlarının inanılmaz yükseldiği maalesef karides kumu. Bu fiyatlar nedir böyle ya? Yani arkadaşlar. Almadığımız her şeyden pişmanız. Yarın ne olacağı belli değil, hemen artıyor. Ehem. İç filtre. Bunun da arkadaşlar bakın bu eski bir model ama bu modelde de suyun yönünü ayarlayabiliyorsunuz ve suyun debisini de ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir özellik arkadaşlar. Hani bunu hobici arkadaşlarım bilir. Suyun yönünü ve debisini ayarlamak harika bir özellik. Şimdi bu da çok yani aslında ihtiyaç. Arka fon, insanların bazıları boyuyor, bazıları kağıt yapıştırıyor, bazıları reklamcılardan arka fon alıyor. Kutunun içerisinden çıkması harika. Pardon. Ve tabii ki olmazsa olmazımız buradan power led. Bunların hepsi bir set arkadaşlar. Yani Tetra ProLine ve Ahem hariç bunların hepsi komple bir set. Denerlerin nanoküp 20 litre LED diye geçiyor bu. Çünkü şimdi neden LED diye geçiyor? Bir adet daha denerle nanoküp 20 litre var ama bu LED değil. Bir armatür var içerisinde. Yine aydınlatması dahil içerisinde. Ama LED olmayan bir aydınlatma var. Bilginiz olsun. Ben bu seti ikinci akvaryumum olarak kuracağım. Tabii ki kurulum videosunda tekrar sizinle paylaşacağım. İlk tankı, ilk kurduğumuz karides tankımızı, Bloody Mary karides tankımızı da konumunu değiştireceğiz. Ben yan koymuştum, dik koyacağız. Bu sebepten dolayı içindeki filtreyi ters bir yöne alacağız. Onunla da bir değişiklik yapacağız. Bu ikinci akvaryumumuz. Şimdi benim elimde bunların haricinde 3 adet daha akvaryum var. Bloody Mary karides tankımız oturduktan sonra bunun kurulumuna geçeceğiz. Bunun kurulumundan sonra diğer videoları, tabii diğer akvaryumların kurulumlarına geçeceğiz. Kafamda çok fazla proje olduğu için şimdi toparlamaya çalışıyorum. Konu bu. Bu açılım, yani bu kutu açılımı önemliydi.
Bunların hepsini teker teker almaya çalıştığınız zaman büyük bir para tutuyor. Maalesef Türkiye şartlarında bu şekilde. Bu hobi Türkiye şartlarında eskiden böyle değildi. Fiyatlar daha uygundu. Tabii ki daha uyguna çalışmaya satmaya, ürünleri daha uyguna satmaya çalışan arkadaşlarım var ama biliyorum ki şu anki ekonomik durumlardan dolayı onlar da bu fiyatlara satmak istemezler. Ne diyelim, her şey daha güzel olacak diyelim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum herkese.